arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir yelekle karşınızdayım. Güzel bir model. Yelpaze deniliyor bu modelin adına bildiğim kadarıyla. Evet, modelimiz bu. İnşallah bugün bunu anlatacağım. Eteğimiz üçgen, yandan yırtmaçlı, bu şekilde. Yuvarlak yaka, şu şekilde. Kol kesimi, kol çalışması bu şekilde arkadaşlar. Bu yelekleri benim annem örüyor ve biz sipariş çalışıyoruz. Anne kız beraber birlikte inşallah çalışıyoruz. Bazılarını ben örüyorum, bazılarını annem örüyor. Bu yeleğimizi annem ördü. Ellerine sağlık. Ve biz birlikte sipariş çalışıyoruz. Evet. Bakın yan yırtmacı. Bu şekilde. Şekilde anlatayım. Bir modelimiz 7 ilmeden kuruluyor. 2, 4, 5, 6, bir de burada var 7 tane ilme. Bu isterseniz bir tane koyun, isterseniz iki tane koyun. Şu ajur kısmını istediğiniz gibi çalışabilirsiniz. Biz iki tane koyduk. Arada iki tane düzümüz var ve şu 3 ilme ajurumuz var. Ben burada 18 tane ilme attım ve sadece şu bölümü çalışacağım sizinle arkadaşlar. Şu arada giden tersi bir modelimiz ve ajurumuzu çalışacağım. Bir, bu kenar ilmeğim, iki tane ters yapıyorum, bir tane düz yapıyorum, başına atıyorum. İki ilmeği bir edip yönünü çevirerek kesiyorum ve 1 2 3 4 4 tane düz örüyorum. Tekrar 2 tane ters örüyorum. Şu 2 ilmeği bir ederek kesiyorum. Başına atıyorum, bir tane ters örüyorum. Burada 2 tane yine tersim var. Arkadan ise tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Önde ters olan arkada düz oluyor. Arkayı bir defa göstereyim. Bir, iki tane düzüm var. İki düzden sonra ilk gelen sağdaki bu artmış olduğum ilmeğiyle buradaki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. Ve tekrar bunu ters olarak örüyorum. Diğer iki ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer ilmelerim ters olarak, ana modelimin ilmeleri arkada ters olarak örülüyor. Aradaki bu iki tersim düz oluyor arkada. Şimdi tekrar iki tane ters, düzüm bir taneydi, iki tane oldu. Tekrar başına atıyorum, buradaki iki ilmeğin yönünü çevirerek kesiyorum. 1 2 3 tane burada düzüm kaldı. Tekrar 1 2 ve buradaki ilk ilmeği kesiyorum. Tekrar başına atıyorum. İlmeğimizi ters olarak örüyorum. Arkada yaptığım işlemin aynısını, biraz önceki gibi aynısını yine yapacağım.
2 tane düz. Bu 2 ilmeği hemen bir edip kesiyorum. Tekrar başına atıyorum ve ters olarak örüyorum. 1 2 tane düz örüyorum. Kalan ilmelerimi geldiği gibi örüyorum. Ters olarak örüyorum ya. Tekrar 2 tane tersimi örüyorum. 1 2 3 bir tane olan ilmem 3 tane düzüm oldu. Tekrar başına atıyorum. Diğer ilmeleri ikisini bir edip düzleyerek kesiyorum. Burada 1 2 tane düzüm kaldı. 1 2 tane ters örüyorum. Şu ajurumun bu iki ilmeği birlikte kesiyorum. Tekrar başına atıyorum ve ters olarak örüyorum. Arkadan aynı şekilde örüp geleceğim. Evet, ters ilmelerimi ördüm. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane düzüm oldu. Bir tane yine başına atıyorum. Ve ikisini bir edip kestim. Burada bir tane ilmem kaldı. 1, 2 ters. Bu ikisini bir ediyorum, kesiyorum. Tekrar arkada da aynı şekilde bu ajurumuz arkada da aynı örülüyor arkadaşlar. Arkada tekrar göstermek istiyorum bu ajurun örülüşünü. Önde nasıl örüyorsak hep bu sağdaki ilk ikisini bir edip kesiyoruz. Başına atıyoruz, örüyoruz. Ters olarak sürekli ters olarak örülüyor. Ve diğer ilmelerimiz geldiği gibi tersi ters, düzü düz olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyim. Örüyorum. Başına bir tane atıyorum. Sonda 2 tane ilmem kaldı. Bu 2 ilmeği kesip bitiriyorum. Bakın bir üçgen elde ettik. Bir üçgen el oluştu. Şimdi ajurumu yapıyorum. Bu ilk arttırdığım ilmeyle baştaki ilmeği ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Diğer ilmeği ters olarak örüyorum. Arkadan örüp geleceğim şimdi. Evet, arkadan örüp geldim. 2 tane tersim var. Şimdi burada bir tane düzüm kaldı. Üçgenimi tamamladım. Şimdi şu ilk ajurdan girerek arkadan ipimi çekiyorum. İpimi ne kadar çekiyorum? İpim büzmesin diye şu örgünün boyunca çekiyorum ve sıkıca tutuyorum. Tekrar arkadan giriyorum. Yine aynı şekilde ikisini birlikte tutuyorum. Diğer ajurdan giriyorum. Aynı şekilde diğer ajurdan diğerini şu şekilde 2 4 5 tane ajurum oldu. Ve bu ajurlarımı topladığım bu çektiğim ilmelerimi içinden bir tane ilme çıkartıyorum. Bu ilmeği tekrar şişe takarak yanındaki ilmeyle birlikte şu yanındaki ilmeyle birlikte örüyorum. Ve bu şekilde bir görüntü oluşuyor. Evet arkadaşlar, bu şekilde inşallah gözüküyordur.
Kalın iple 3,5 numara şişle örüyorum ki iyice anlatabileyim diye. Ve ikisini bir edip şuradaki ilmeği, topladığım ilmeği diğer ilmeyle birlikte ördüm. İkisini bir yaptım. Şimdi diğer ilmelerimi düz olarak örüyorum. Diğer ilmelerim ters sarı ters örüyorum. Bu ajurumu ise kesiyorum, arttırıyorum, tekrar örüyorum. Arkadan aynı şekilde örüp geleceğim. Evet. Şimdi tek bu birinci motifimiz bitti. Hemen üstüne ikinci motifimizi kuracağım. Bu şu ilk ilmeği, topladığım ilmeği düz olarak örüyorum. Başına atıyorum. Diğer iki ilmeği ikisini bir ederek kesiyorum. Diğerlerini ise aynı şu altta yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Terslerimi örüyorum. Ondan sonra avucumun ikisini bir edip kesiyorum. Başına atıyorum. Tekrar diğer tersleri ters olarak örüyorum. Şekilde. Ben bu toplama işlemini bir kez daha göstermek istiyorum sizlere. Şimdi iki tane oldu. Buradaki düzün başına atıyorum. İkisini bir edip kesiyorum. Bu şekilde şu ilmelerimizin sonuna kadar yapacağız. Ve şu toplama işini ben şu ajurlarımı oluşturuyorum. Şurayı yapayım. Şu toplama işini inşallah tekrar bir tane daha size göstermek istiyorum. Evet. Burada bir tane ilmek kalıncaya kadar kestim. Şimdi arkadan topluyorum ve çekiyorum. Tutuyorum bunu. Diğer ajurumuzdan giriyorum. Tekrar ve sırayla ajurlarımızdan girerek 2, 4, 5 tane ilme çektik. Ve bu ilmeleri şu şekilde toplayarak içinden bir ilme çıkartıyorum ve tekrar şişime geçiriyorum. Yanındaki ilmeğiyle bir ikisini bir edip kesiyorum. Ve düz olarak diğer ilmelerimi geldiği gibi örüyorum. Ajurumu da örüyorum. Arkadan ise tersi ters, düzü düz olarak örüp geliyoruz arkadan. Şekilde düzlerimiz, ajurumuz ikisini bir edip kesiyoruz. Başına atıyoruz. Diğer ilmeği ters örüyoruz. Ve diğer ilmelerimizi tamamen ters olarak arkada bu şekilde düzümüz, tersimiz. Evet. İkinci motifimiz de tamamlandı. Evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar. Şurayı son kez göstereyim. Aklınızda bir soru işareti kalmasın. Tersimizi örüyorum. Bu kesmiş olduğumuz şu ilmeği düz olarak örüyorum, arttırıyorum. Diğer iki ilmenin yönünü çevirerek kesiyorum. Ve diğer ilmelerimizi düz olarak örüyorum. Evet. Modelimiz bu kadar arkadaşlar.
Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.